Ben geldim, ben geldim. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. Kalksanıza be. Kalkın. Oturun. Sevgi pıtırcıklarım. Bundan sonra tarih derslerinize ben gireceğim. Biliyorsunuz tarih müziktir. Neymiş? Müzik. Hani mini mini bir mini minicik. Mini 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 mini. Biliyorum. Müzik dersini çok seviyorsunuz ama dersimiz tarih. Benim engin tarih bilgimden yararlanmanız için bir soru cevap yapalım. 1091 Malazgirt Savaşı'nın sebepleri. Ali, sen cevap ver. Hocam, büyüklere cevap vermek ayıp olmaz mı? Şerefsiz. Ben 1091 Malazgirt'i bilmiyorum ama 1071 Malazgirt'i anlatabilirim isterseniz. Tamam, o da olur, onu anlat. Anlatayım o zaman. Düşman devletlerin Endülüs Emevilerinin güzel prensesine... Güzelim, sen ne kadar güzelmişsin öyle. Bizim hareme de gelsene şeklinde laf atınca Endülüs Emeviler arkadaşlarını toplayıp savaşa çıkıyorlar. Ayşe, doğru mu anlattı arkadaşın? Evet hocam, eleman doğru söylüyor. Sana 5 verdim. Aferin, dersine çalışmışım. Şimdi de sen söyle bakalım Geliz. Ne söyleyeceksin, ne söyleyeceksin? Sen de onun ne söyleyeceğini söyle. Ben? Evet. Şey söylesin hocam. Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Yani ben şapkadan çıktı diyeceğim ama. Olur mu evladım? Şapkadan savaş çıkar mı? Olur. Olur hocam, doğru söylüyor. Bu kral ikinci Filipescu var ya. Bizim Osman Paşa'nın geliyor şapkasını çalıyor. O zaman böyle şapkalar fes şeklinde püsküllü. Osman Paşa diyor ki yapma Filipescu, hiç gereği yok böyle hareketlerin. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler dese de dinletemiyor. Osman Paşa karısından da çok korkuyor hocam. Niye? Karısı hediye etmiş şapkayı. Karısının hediyesi olan şapkayı sen gel Filipescu çal. Adam duygusal, içli. Osman Paşa ırktı taşa lafı da o olaydan sonra çıkmış hatta. Sonra hocam Osman Paşa sinirleniyor. Gidiyor, Osman Paşa diyor ki ne oldu oldu. Filipescu sen kaşındın diyor. Giriyor ceza sahasına, başlatıyor savaşı. Oğlum adam resmen uydurdu be. Vallahi bravo. Yazar olacak oğlum bu. İkinize de 5 veriyorum. Aferin, çalışmışsınız dersin. Sağ ol hocam. Şimdi sen söyle bakayım. Ne söylesin, ne söylesin. Onun ne söyleyeceğini sen söyle. Ben Evet. Senin ne söyleyeceğini de sen söyle.